Kaan'ın canı bir şeyler yapmak istiyordu. Kale dedi. Bu plajda ihtiyacımız olan şey bu. Kale mi? Dedi küçük kız kardeşi Aslı. Aynen dedi Kaan. Öyle büyük ve görkemli bir kale olsun ki herkesin aklına eski günler gelsin. O kadar mı büyük ve görkemli olacak? Dedi Aslı nefes keserek. Eh aşağı yukarı dedi Kaan. Kovası ve küreyle işe koyuldu. Hırş hırş hırş. Aslı bir kayanın üstüne oturup izledi. Kaan'ın kalesi ona pek de büyük ve görkemli görünmedi. Aslında büyük bile değildi. Bu ne Kaan? diye sordu. O bir hendek dedi Kaan dışında çepeçevre su olmalı ki kötü insanların içeri giremesin. Doğru dedi Aslı. Şimdi hatırladım. Öyle mi? Kaan gülümsedi. Ninenin evindeki resmi unutmuştu. Resimde o kadar muhteşem bir kale vardı ki hendeki bir nehir gibiydi. İsteyen içinde yüzebilir ya da tekneyle gezebilirdi. Ardından Kaan Birkaç kova kum boşalttı. Kalenin çevresine kuleler aralarına da duvarlar yaptı. Küreği sayesinde hepsi pürüzsüz ve düz oluyordu. Pat 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 Aslı onun işini bitirmesini izledi. Şunlar ne işe yarıyor? diyerek parmağıyla gösterdi. Kalenin kulelerin tepesindeki su çık şu çıkıntılar mı? Onlara burç denir. Duvarlardaki şu yarıklar da pencereler. Hatırlattığın için teşekkürler dedi Aslı. Hatırlattığım için mi? Kaan kaşlarını çattı. Kütüphanedeki kitabı unutmuştu. Kitapta o kadar harika bir kale vardı ki her tarafı burçlar ve mazgallarla ayrıca yüz yüzlerce afkerle doluydu. Şimdi Kaan'ın elinde ip, karton ve lollipop çubukları vardı. Bir de onları tutturmak için yapıştırıcı topakları. Lap lap lap. Aslı'nın gözleri ışıldadı. Bunlara şey denmiyor mu? Bu bir açılır kapanır köprü." dedi Kaan'ın Kaledeki herkes güvenli olsun diye nasıl kalkıp indiğini görüyor musun? Bu çubuklu şey de aynı şey, işe yarıyor. Ona iner kalkar kapı parmaklığı denir. Tabii ki dedi asla başını sallayarak. Aynı fikirde olmanı sevindim dedi Kaan burun kıvırarak. Artık ona sinirlenmeye başlamıştı. Onun numara yaptığını düşünüyordu. Birlikte televizyonda seyrettikleri filmi unutmuştu. Filmde o kadar kocaman bir açılır kapanır köprü vardı ki dev bir kedi kapısını andırıyordu. İner kalkar kapı parmaklığı da kocamandı. Tıpkı diş gibi sivri parçaları vardı. Kaan her neyi suyla doldurdu. Kulelere bayraklar sapladı oyuncak kutusundan aldığı askerleri kalenin her tarafına yerleştirdi. İşte dedi. Şimdi eski günlerdeki kadar güzel oldu. E aşağı yukarı dedi Aslı. Aşağı yukarı mı dedi Kaan. Ne demek aşağı yukarı? Henüz yani zindan yok dedi Aslı. Kalenin çok çok aşağılarında bir odadır bu. Kaan, orayı insanları kapatırsın. Bir tane yaparım, dedi Kaan. Ya büyük kule, diye sordu Aslı. Orası kalenin en yüksek yeridir. Zenginler yaşar. Bir tane de ondan yaparım, diye söz verdi Kaan. Ya ağırlar Kaan, ya mutfak, ya kılıçları onaran demirci. Sorun değil, dedi Kaan şaşkınlıkla. Hey bir kale uzmanı gibi konuşuyorsun Aslı. Bunca şey nereden biliyorsun? Aslı televizyondaki filmi, kütüphanedeki kitabı ve ninenin duvarındaki resmi düşündü. Eski günlerden dedi gülümseyerek. Bu kez gerçekten de numara yapıyordu elbette. O gece Kaan ile Aslı plaj evinde uydular. Dalgaların sesini duyabiliyorlardı. Şşş ediyordu dalgalar. Şşş. Sonra yeniden şşş. Bu ses o kadar yumuşak ve rahatlatıcıydı ki Kaan'ın rüya görmesine şaşmamak gerek, gerek. Bir kalenin ortasındaydı. Eski günlerdeki kadar büyük ve görkemli bir kale. Hey diye seslendi Kaan. Bu kalenin kralı kim? Hiç kimse dedi yaşlı bir kadın. Hiç kimse mi? dedi Kaan. Bu durumda ya yamadığınız o pelerini bana ödünç verir misiniz? Elbette küçük bey. Kaan pelerini hemen sevdi. Ancak bir rüya pelerinin olabileceği kadar şıktı. ve dönerken uçuşuyordu. Ardından Kaan kalenin avlusunda durdu. Ağırda çalışan oğlanların atları beslediklerini gördü. Mutfakta çalışan kızların yemek pişirdiklerini gördü. Bir demircinin metal döverek şekil verdiğini gördü. Hey! diye seslendi Kaan. Bu kalenin kralı kim? Hiç kimse! dedi demirci. Bu durumda, dedi Kaan. Dövdüğünüz o kılıcı bana ödünç verir misiniz? Elbette küçük bey. Kılıç ancak bir rüya kılıcının alabileceği kadar keskin ve parlaktı. Kan'ın onu almak istemesine şaşmamak gerek. Şimdi karşısında yüksek, ağır bir kapı vardı. Bu kalenin kralı kim? diye seslendi. Hiç kimse, dedi. Kapı eşiğinde numaralar yapan soynadı. Soytarı Anlıyorum dedi Kaan. Bu durumda havaya atıp tuttuğun o yüzüğü, tacı ve kolyeyi bana ödünç verir misin? Elbette hayır küçük bey. Ama soytarı sadece şaka yapıyordu. Yüzük, taç ve kolye ancak rüya mücevherlerinin olabileceği kadar gösterişli ve parlaktı. İşte bu yüzden Kaan onlara dayanamamıştı. Sonunda büyük salondaydı. Yüksekte bayraklar, kocaman bir şömine ve resim gibi duvarlara asılmış halılar gördü. Bunlar goblen diye fısıldadı. Yere serilmeyecek kadar özeldir. Bütün bu harika eşyalara kim bakıyor? Ben küçük bey de dedi Kahya. Beni, benim görevim her şeyle ilgilenmek. Kaan derin bir nefes aldı bu durumda dedi. Bu kalenin kralı kim? Hiç kimse diye seslendi birisi. Kaan bu sesi tanıyordu. Ateşin yanındaki tahta doğru döndü. Orada üzerinde pijamasıyla kız kardeşi Aslı oturuyordu. Kaleme hoş geldiniz küçük bey dedi. Kalen mi? dedi Kaan nefes kesilerek. Yani bu pelerin kılıç ve kolye bana ait dedi Aslı. Yüzündeki ifade ancak bir rüya kraliçesini olabilecek kadar kraliçelere yaraş, yaraşırdı. Kaan zindanları düşünmeden edemedi. Ya da ceza tahtasında durduğunu ya da zincirlendiğini. Bunlar da eski ürünlerin bir parçasıydı çabucak bir dizinin üzerine çöktü. Kraliyet eşyalarınızın burada majesteleri dedi. Takmanıza yardım edeyim mi? Teşekkürler Kaan, diyerek gülümsedi kralici. Ardından büyük salon sessizliğe büründü. Şş, etti kale. Şş. Sonra yeniden şş. dalgarın dalgaların sesi gibi ''Bu kaleyi paylaşalım mı Aslı?'' dedi Kaan ertesi sabah. ''Paylaşmak mı?'' dedi Aslı. ''Aramızda.'' ''Evet.'' dedi Kaan. Aslı cevap veremeyecek kadar mutlu oldu. Şimdi ikisi de kale havasına girmişlerdi. Ne de olsa plajdaki tek kaleydi bu. Öyle miydi? Çok geçmeden diğer çocukların harıl harıl çalıştığını gördüler. Sayıları giderek artıyordu. Herkesin bir kovası ve küreği vardı. Bazılarına büyüklerle yardım ediyordu. Hepsi kalemi yapıyordu. Hırş! 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 Neler oluyor? diye sordu Kaan. Bak! Aslı parmağıyla gösterdi. Kaan kocaman bir afiş gördü. Deniz kıyısında bir goblen gibi asılıydı. Şöyle yazıyordu. Kumdan kale yarışması bugün. Bu plajın en iyi kalesini yapın. Gerçek bir kale gezisi kazanın. Aslan'ın gözleri parladı. Kaan sence bizim kalemiz kazanır mı? Kaan da bunu merak ediyordu. Diğerlerini hızlı bir şekilde inceledi. Her yerde hendekler, kalkma köprüler ve burçlar gördü. Şimdiye kadar gördüklerinin en büyükleri ve en iyileri, İleri. Hiç kimse ip, karton ve lollipop çubuklarıyla uğraşmıyordu. Bu kaleler fazlasıyla görkemliydi. Kaan üzgün üzgün başını iki yana sağladı. Hiç şansımız yok Aslı. Neyse kimin umurunda? İnsanlar artık kalelerde yaşamıyor. Çok pahalıya patlıyor. Ayrıca Ayrıca tanklar, füzeler ve bombalarla onları kolayca yıkabiliriz. Kalelerin Kalelerin çoğu harabeymiş, dedi aslı. Ninem öyle söyledi. Günümüzde de onlar sadece ziyaretçilerin gittiği tatil yerleri. Kalemizi günümüze uygun bir kaleye dönüştürelim mi diye öneride bulundu aslı. Neden olmasın, kaan? Neden olmasın, dedi kaan. İşte böyle yaptılar. Duvarları biraz yıktılar. Her kuleyi biraz yıktılar. Büyük kuleyi, mutfağı ve demircinin yerini biraz yıktılar. Sonra Kaan'ın oyuncak kutusunu açtılar. Evleri, arabaları ve insanlarıyla Kaan'ın model köyü ortaya çıktı. Çok geçmeden kale bir tatil yeri görünümüne büründü. Her yerde ziyaretçiler var dedi Kaan. Çok gerçekçi. Diyerek ona katıldı Aslı. Ve çok modern, dedi bir ses. Elinde not defteri olan şık, güler yüzlü bir hanımdı. Başını sallayarak kalenin etrafında döndü. Sonra bir daha döndü. Kaan daha fazla dayanamadı. Siz kumdan kale yarışmasının hake, hakemi misiniz? diye sordu. Evet öyleyim, dedi hanım. Beni seçtiler. Çünkü görevim gerçek bir, kareyle ilgilenmek. Anlıyor musunuz? Bir kahya gibi mi? Tıpkı bir kahya gibi. Evet. Biliyor musunuz? Bu sizin kaleniz harika. Plajdan yeni görünmeyen tek kale. O kadar etkilendim ki onu birinci yapacağım. Birinci! Dedi Kaan nefes kesilerek. Yani gerçek kalenizi ziyaret edebilecek miyiz? diye sordu Aslı. Ödül bu öyle değil mi? Kesinlikle öyle dedi hanım. Size her yeri kendim göstereceğim. En dipteki zindandan en yükseklik kuleye kadar. Sen ve kardeşim bir günlüğüne kraliçe ve kral ol olacaksınız. Bu neden buna ne dersiniz? Sihir dedi Kaan. Belli belirsiz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Eh aşağı yukarı Dedi Aslı gözlerinin içi gülerek.